Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Otomobil satışlarında, sıfır otomobil satışlarında Nisan ayının verileri açıklandı. Ocak, Şubat, Mart aylarında büyüyen otomobil satışları Nisan ayında beklendiği gibi %20'nin üzerinde daraldı. Yani satışlar 100 binlerin üzerinden 75 binlere kadar çekildi. Şimdi tek tek bunlarla ilgili sizlere aktaracağım bilgiler var. Güzel haberler de var. Nedir onlar derseniz elektrikli cephesinde çok güzel şeyler var. Bir de 4. ayda otomobil satışları düşünce markalardan şu an için daha ayın başı olmasına rağmen indirim haberleri üzerine bir de kampanya haberleri gelmeye başladı. Hepsini aktaracağım arkadaşlar. Hiç sözü uzatmayalım. Gelin 4. ayda nasıl bir düşüş olmuş otomobil satışlarında hep birlikte görelim. Hepiniz biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan sonra bu sene özellikle seçim öncesinde hemen almamız lazım diyle deli gibi otomobil satışları olmuştu. Ocak'ta %56'lık büyüme vardı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre. Şubat'a baktığımızda %30'du büyüme. Mart'a geldiğimizde %6'lara düşmüştü ama yine de bir büyüme vardı ve rekor kırılmıştı. Ama Nisan ayına geldiğimizde ki hepimiz seçimden sonra zaten otomobil satışlarının artık yavaşlayacağını düşünüyorduk. Bir de üzerine 9 günlük bayram tatili eklenince Nisan ayında beklenenin çok daha üzerinde bir düşüş oldu arkadaşlar. %22'nin üzerinde bir daralma meydana geldi Nisan ayında otomobil satışlarında. Bu ne demek? Markalar yine 100 bin, 110 bin satışlar olacak diye bekleyip ona göre siparişleri verip araçlarını getirirken Nisan ayında satışlar 75 binlerde kaldı. Yani şu anda Nisan ayından elde oldukça fazla otomobil kalmış durumda otomobil bayilerinde. Bir de bunların üzerine Mayıs'ta gelecek olanlar eklenince bayağı bir bolluk zaten vardı ama artık daha da bir bolluk göreceğiz ve bunun sayesinde de indirimlerle kampanyaları bayiden bayiye fark etmek de birlikte görmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Rakamları da söyleyeyim arkadaşlar. 4. ayda 76 bine yakın otomobil ve hafif ticari araç satıldı toplamda. Bu geçtiğimiz yılın aynı ayına göre baktığımızda %26'lık bir düşüş. Bir önceki aya göre baktığımızda %30'un üzerinde %40'lara varan bir düşüş. Çünkü biliyorsunuz ilk 3 ayda hep 100 binin 110 binin üzerindeydi satışlar ama Nisan ayında 4. ayda 75 binlere kadar geriledi. Ha bak şunu da söyleyeyim, bunu söylemezsem haksızlık olur. Yine de geçtiğimiz yılı çıkarsak son 10 yılın ortalamasına bakarsak Nisan aylarında en iyi ikinci satış yine bu senenin Nisan ayında yapıldı. Ama beklenti düşüş eğilimi olacaktı. Bayram tatilinin de eklenmesiyle beklenenin üzerinde bir düşüş oldu. %22 gerçekten çok ciddi bir rakam. Ne oldu bunun karşılığında? Daha ayın başı markalardan bazıları liste fiyatlarını açıkladılar. Mesela Hyundai'de bakıyorsunuz çoğu modelde zam yok ama bazı modellerde indirimler var. Hemen hemen 60 bin lirayı bulan indirimler var Hyundai'de. Kia cephesi onlar da açıkladı. Normalde bu markalar hemen ayın başında açıklamazdı ama az önce de söylediğim gibi Nisan ayından elde bayağı araç kaldığı için hemen ayın başında açıklama ihtiyacı duydular arkadaşlar ve Kia'da da 50 bin lirayı bulan indirim var. Tabii ki her modelde değil, bazı modellerinde ama genellere baktığınızda zam yok arkadaşlar. 50 bin liraya varan indirim Kia'da mevcut şu anda. Diğer markalara bakıyorsunuz. Diğer markalarda da büyük oranda zam yok. Geçtiğimiz ayın fiyatlarını koruyorlar. İndirim olan bazı küçük işte atıyorum 5 modeli vardır. Arasında bir tanesinde 10-15 bin lira indirim olanlar var ama zam anlamında baktığımızda mesela Chery'den örnek vereyim. 30 bin lira civarı zam yapmış durumda. Tiggo 8'de değil de o Moda 5'te, Tiggo 7 Pro'ya. Diğerlerine bakıyorsun işte 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira zam yapanlardan bahsediyorum. Sembolik oranda zamlar yapıyorlar arkadaşlar. Onun haricinde fiyatlar geçtiğimiz ayla hemen hemen aynı ya da daha da altına düşmüş durumda markalarda. Sadece bu kadar mı? Tabii ki değil. Bunun üzerine kampanyalar. Mesela TOG'un kampanyası çok işe yaramış. Az sonra rakamları söyleyeceğim size. 800 bin liraya işte 12 ay taksit kampanyası, faizsiz, sıfır faizle taksit kampanyası gerçekten işe yaramış. Bu kampanyayı bu ayda devam ettiriyorlar. Sadece TOG değil, diğer markalar da yaptığı kampanyaları üzerine eklemeler yaparak bu ayda yani 5. ayda da devam ettirecekler çünkü satışlar gerçekten beklenenin çok çok altında oldu. Ha bir de şöyle bir şey var, bayiye gittiğinizde bayilerdeki fiyatlar biraz da güzel pazarlık yaparsanız liste fiyatlarının çok çok altına iniyor arkadaşlar. 300-400 bin lira kadar aşağısında fiyatlarla karşılaşanları ben duyuyorum, hatta biliyorum, bir tanesiyle de canlı görüştüm. Bunu neden söylüyorum? Sadece liste fiyatlarına bakıp da alacağınız araçları kafanızda kestirmeyin, bayilere gidin, muhakkak bir fiyat sorun. Şu anda elde araç bol olduğu için müthiş indirimler yapabiliyorlar yine bayiler. Şimdi satışları vereceğim ama satışları vermeden önce 4. ayın enlerini vermek istiyorum sizlere. Mesela bizim yerli otomobilimiz TOG T10X Nisan ayında 4. ayda 3003 tane satmış. 3000 tane diyelim. Bunun güzelliği şu. Geçtiğimiz yılın sonlarında 5-6 binleri buluyordu aylık satışları ve teslimatları. Yine çok fazla değil ama en azından ilk 3 aya baktığımızda 1000-1500'lerdeydi. 3000'in üzerine çıkmış. Bu güzel. Nasıl olmuş? İşte o az önce de söylediğim kampanyayla 800 bin liraya faizsiz 12 aylık kampanya sayesinde olmuş ki o kampanya devam ediyor. Bu ay satışlarının aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu 3000'lik satış tek
tek başına çok bir anlam ifade etmiyor ama şöyle bakarsak olaya gerçekten güzel. Otomobil satışlarında toplamda TOGG T10X ilk kez Türkiye'nin en çok satılan ikinci otomobili oldu arkadaşlar. Bakın tüm otomobillerden bahsediyorum. Elektriklilerden bahsetmiyorum. İlk sırada Fiat Egea var. 4000'in biraz üzerinde satmış. Az sonra söyleyeceğim size rakamları listeyi açıkladığımda. TOGG T10X ikinci sırada 3003 tane satmayı başarmış. Elektrikli cephesine geldiğimizde ne olmuş? 6000 civarı otomobil satılmış elektriklide. Tek başına bunların yarısını TOGG'un T10X oluşturuyor. Yani bu ne demek? En yakın rakibine bile açık ara fark atmış durumda. Hatta tüm elektrikli otomobilleri topluyorsun satışlarını Nisan'da. Tek başına TOGG'u bir kenara koyuyorsun eşit oranda. Yani TOGG geri kalan 40-50 otomobil modeliyle aynı satış başarısına ulaşmayı başarmış Nisan ayında. Hepimiz TOGG'u eleştiriyoruz fiyatı çok pahalı diye. Ama bu yapılan kampanya görüyoruz ki bizim halkımızdan bir ilgi görmüş. Böyle kampanyaların devam etmesi hatta en azından işte takas indirimi, fiyat indirimi bir şekilde bir şeylerle piyasaya daha çok TOGG satılması, TOGG'un girmesi gerekiyor. Bunu da işte TOGG yetkilileri inşallah duyar. Ne bileyim sene sonuna kadar üretilecek 50-60 bin aracın hiçbirinin elde kalmaması için ellerinden gelen gayreti gösterirler inşallah. İlk 4 aydaki toplam elektrikli otomobil satışlarında rakamlar ne derseniz 20 binin çok az üzerinde, 20 bin 100 küsürlerde. Peki TOGG'un buradaki payı ne derseniz %35'lere yakın arkadaşlar. 7 binin üzerinde. Yani ilk 4 ayda satılan her 3 elektrikli otomobilden bir tanesi TOGG arkadaşlar. Sadece 4. aydaki satışlara baktığımızda satılan her 2 otomobilden bir tanesi TOGG. Elektrikten bahsediyoruz. Tekrar altını çizeyim. Hani dedim ya az önce Nisan ayındaki toplam otomobil satışlarında TOGG 2. sırada ilk defa diye. O otomobil satışlarında ilk ona baktığımızda gerçekten çok çılgın şeyler görüyoruz. Mesela Chery 3 otomobil modeliyle, 3 SUV modeliyle ilk 10'da yer almayı başarmış arkadaşlar. Enteresan bir haber. Egea Cross ilk 10'a girememiş. Renault'un Megane Sedan'ı ilk 10'a girememiş. Bunlar ilk 3'te olmayı başaran modellerdi. Yani enteresan gerçekten. İlk 4 ayın otomobil satışlarına baktığımızda toplamdan bahsediyorum. İlk 120 günlük dönemden bahsediyorum arkadaşlar. Toplamda 4 otomobil modeli daha şimdiden 10 bin adetten fazla satmayı başarmış. Toyota Corolla yaklaşık 11 bin adet satmayı başarmış. Megane Sedan 14 bin adet civarında araç satmış. Renault Clio 16 binin üzerinde satış yapmayı başarmış. Ve Egea Sedan neredeyse 20 bin, 19 500'ün üzerinde satış yapmayı başarmış arkadaşlar. Yani ilk 4 ayda daha şimdiden birçok markanın yıl boyunca elde edemeyeceği kadar satış yapmayı başarmış otomobil modelleri var. Elektrikli otomobillerden devam etmek istiyorum. Çünkü elektrikli otomobillerin satışı 4. aydaki tüm otomobil satışlarında neredeyse %10'u bulmuş durumda. 9.90'larda. Ya gerçekten ciddi bir elektrikli otomobil satışı olmuş diyeceğim. Ama geçtiğimiz aylarda da hemen hemen bu rakamlarda oluyordu. Ne oldu? Geçtiğimiz aylarda 120-130 binlere dayanınca satışlar toplamda elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki oranı %6-%7'lerde kalıyordu. Bu ay satışlar çökünce otomobil kısmında da hafif ticari kısmında da elektrikli otomobillerin payı %10'ları bulmuş neredeyse. Burada tabii ki en büyük pay 3000'de TOGG T10X'de. İkinci sırada Taurus'un EV-X'i var. Ben hala anlamıyorum. KG Mobility deli gibi talep var, deli gibi sıra var. Bir türlü beklenilen şekilde araç getiremiyor. Şu anda 3-4 bin kişi Taurus EV-X almak için bekliyor. Ama marka bir türlü böyle yüklü araç getirip de satamıyor bir ay içerisinde. İnşallah o sıkıntı ortadan kalkar, sıkıntı ne bilmiyorum da. Gerçekten güzel bir araç Taurus EV-X. Şu bekleyenler de tez zamanda araçlarına kavuşurlar. Taurus EV-X 739 tane satmış. İkinci sırada Nisan'da. BMW'nin X1'i de 361 tane satmış. Üçüncü sırada. Bundan sonrası zaten deli gibi çöküyor. Hani 50, 60, 20 oralara kadar düşüyor. Şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz elektrikli otomobil deyince bizim aklımıza ilk Çinli markalar geliyordu. Ama o Çinli markalar getirilen yasakla birlikte artık çok zor araç satmaya başlamış durumdalar. Mesela MG'nin 4'ü Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobillerden bir tanesiydi. Çok da güzel bir araç gerçekten. Nisan ayında toplamda sadece 77 tane satabilmiş. Skyway'le gel ET5'i D segmenti SUV'si. Tamam 1880'lere çıktı fiyatı diye biraz çok pahalı, çok zam yaptınız bu demeye başladık ama yine de güzel fiyatta. En azından %10'luk ÖTV'de ama satışlarına bakıyorsun. Nisan ayında sadece 46 tane satabilmişler. Dacia'nın Spring'i var. Diyeceksin ki Dacia'nın ne işi var Çin'le? Dacia Spring Çin'de üretiliyor. O yüzden o da Türkiye'ye artık getirilemiyor. 52 tane satabilmiş Nisan ayında sadece. BYD Türkiye'den çok ümitliydi BYD ama yasak gelince Atta 3 elektrikli olan versiyon sadece 31 tane satabilmiş. Ve bir de bizim ülkemizde satılan en ucuz elektrikli otomobil olan Leap Motor T03 modeli de sadece 23 adet satmayı başarmış koca Nisan ayında. Diğer taraftan bir de Tesla Model Y gerçeği var arkadaşlar. Fiyatlar artık çılgın yerlere gidince çok çok sipariş iptalleriyle birlikte sadece 27 tane satabilmiş Nisan ayında. Ama şöyle bir şey var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Biz de videosunu yaptık. Türkiye'ye özel %10 ÖTV'li adeta ucuz bir Tesla Model Y getirdiler. Ne oldu? İşte beygirini biraz düşürdüler. Batarya paketini birazcık düşürdüler. Aracı %10'luk ÖTV dilimine soktular. 1 milyon 791 bin liradan da satışa sundular. Başlangıçta üzerine opsiyonları aldıktan sonra da ekletebiliyorsunuz. Ve bu fiyatta Tesla Model Y TOGG'dan Taurus EV
CVX'ten bile neredeyse daha uygun duruma gelince deli gibi sipariş patlaması yaşadı. Şu anda 10.000'in üzerinde sipariş verildiği söyleniyor Tesla'nın Model Y'sine arkadaşlar. Gerçekten çok çılgın bir satış rakamı önümüzdeki aylarda Tesla'dan görebiliriz. Hatırlayın ilk geldiğinde de fiyatları çok güzeldi. Büyük siparişler almıştı ve satışlarda TOGG'un T10X'ini kat kat geçiyordu. Ama sonra fiyatlar artınca araçlar doğal olarak talep görmemeye başladı ve satışlarda çok çok geriye düştüler. İşte görün 27 tane satmış Nisan'da. Şimdi ama bu aydan itibaren, Mayıs'tan itibaren eğer yetiştirebilirlerse yeni gelecek %10'lu ÖTV'deki aracın teslimatlarını, inanın bana, zirveye çıkabilirler. TOGG'un T10X'ini geçebilirler. Bir de gelin toplam satışlara bakalım. Toplam satışlarda durum ne? Öyle çok bütün listeyi söylemeyeceğim. Sadece ilk onu söyleyeceğim. Nisan ayında toplamda ilk 10'da 10. sırada Toyota var arkadaşlar. 2600 tane araç satmayı başarmış. 9. sırada TOGG var. Biliyorsunuz sadece T10X tek model. İnşallah yakında T10F de gelir. Önümüzdeki sene B-SUV elektrikli TOGG da Türkiye'de yollara çıkar da bu satış adetleri çok çok artar. Hem de uygun fiyatlı modeller karşımıza çıkar. Böylece TOGG Türkiye'nin en çok satılan markası olur. Abi yerli otomobil ya. Kimse kusura bakmasın. Ben çok satılmasını istiyorum. Yani bu projenin hüsranla sonuçlanmasını asla istemiyorum ben. İnşallah öyle bir şey olmaz. 8. sırada Opel var. Nisan ayında 3600 tane satmış ki bu arada şunu söyleyeyim. Opel gerçekten Nisan'da özellikle Grandland'la çok iyi bir satış başarısına ulaşmış durumda. İşte burada kampanyaların etkisini, indirimlerin etkisini hepimiz görüyoruz. Bir internet online'a özel indirim, bir bayilere gittiğinizde özel indirim. Sonuç 1000 küsur tane C-SUV Opel Grandland satıyorlar bir ayda. Peugeot'a bakıyorsun 7. sırada toplamda 4000 araç satmış Nisan'da. Hyundai 6. sırada 4800 tane satmayı başarmış. 5. sırada Chery var ki Chery bu yılın bence yükselen değeri olacak. Hani yıl sonunda Türkiye'deki en önemli otomobil markası olacak. Bir ödül verilirse satışlarda inanın bana Chery'e verilecek. Nisan ayında Chery Türkiye'de en çok satılan 5. otomobil markası olmuş. 5300 adedi aşan satış rakamı var Chery'nin. Ford hafif ticarilerinin de katkısıyla 4. sıraya kadar yükseliyor. 6500 adedi aşan satışları var. Volkswagen yeni gelen Tiguan'ın etkisiyle çılgınca satılmış gerçekten. Tiguan çok pahalı olmasına rağmen neredeyse 3000 tane satmayı başarmış. Onun etkisiyle 3. sıraya kadar çıkmış arkadaşlar Volkswagen Nisan'da. 6787 adet satmayı başarmış. Normalde küsuratlı rakamları söylemem, hep yuvarlarım. Bunu neden böyle söyledim onu da söyleyeyim. En çok satanlarda Nisan'da 2. sırada Renault var. Volkswagen'den sadece 8 araç daha fazla satmayı başarmış. 6795 tane satmış Renault. Ve zirvede fiyat var. Egea bu ayın birincisiydi. Hafif ticarilerinde ona katkısıyla 9400 adetlik satış rakamına ulaşmış toplamda. Gelin bir de ilk 4 aya bakalım. Öyle bitirelim videoyu. İlk 4 ayın toplamında Opel 18.000 adetlik satışla 10. sırada. Hyundai 19.000 adetle 9. sırada. Citroen 20.117 adetle 8. sırada. Yine küsurat verdim. Demek ki aynı oranda ona yakın bazı markalar var. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. 7. sırada 20.225 ile Toyota var. 6. sırada 20.782 ile Chery var. 5. sırada 20.900 ile Peugeot var. Yani tam 4 tane 20.000'lik rakamlarda satış yapmayı başaran marka var arkadaşlar. O yüzden küsuratlarını vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. 4. sırada Volkswagen var. Toplamda 25.000'i geçmeyi başarmış. 3. sırada Ford var. 28.000'in üzerine çıkmayı başarmış ilk 4 ayda. 2. sırada Renault var. 43.000'e yakın araç satmış. Ve zirvede Fiat var. Yaklaşık olarak 50.000 araç satmayı başarmış arkadaşlar. 49.000'in üzerinde Fiat'ın ilk 4 aydaki toplam satış rakamları. Otomobilde satışlar böyle. Nisan ayında bir düşüş var. Ama yine de son 10 yıllık ortalamaya baktığımızda ortalamanın üzerinde bir satış var. Ancak şöyle bir gerçek var. Başta da söyledim. Burada da söyleyeyim. Araçlar çok fazla talep edilip nasıl olsa satış çok diye bayilere geldiği için şu anda bayilerde müthiş bir bolluk var arkadaşlar. Sıfır araç almak istiyorsanız gerçekten güzel indirimlerle, güzel kampanyalarla Mayıs ayında karşılaşabilirsiniz. O yüzden bayilere gitmeden liste fiyatlarına bakarak kampanyalardan habersiz bir şekilde bazı araçları aklınızda elemeyin arkadaşlar. Eğer gönlünüzde bir araç varsa muhakkak bayiye gidip araçla ilgili fiyat alıp sonra karar verin. Videoyu burada noktalıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.